Herkes selamünaleyküm kardeşlerim. Hikayelerim neden az izleniyor veya ilk attığım hikaye çok izleniyor. Sonradan hikayelerim düşüp geliyor. Atıyorum 5K izleniyordu veya 1K izleniyordu. Sonradan hikayelerim düştü geldi. Abi bunun çözümü nedir? Güzel kardeşlerim. Taktiklerime dayanarak sizlere bazı şeyler anlatayım. Şimdi hikayeyi atıyorsunuz mesela, ardından bir hikaye daha atıyorsunuz, ardından bir hikaye daha atıyorsunuz, sürekli hikaye atıyorsunuz. İlk hikayeniz, ilk önce neden çok izlenir onu söyleyeyim. İlk hikayede arkadaşlar mesela 2 gün hikaye atmadınız, 2 gün sonra hikaye attınız, çok izlenmesi çok doğaldır çünkü ilk attığınız için insanlar girer, içinde oyalanır. Instagram'da der ki bu kişinin hikayelerini birçok kişi sonuna kadar izliyor. Onun için ben de takipçilerinin en ön sayfasına çıkarayım. Mesela şurada Ay Demirsel'i görüyorsunuz. İlk başta çıkıyor. Onun hikayelerini daha önceden ben sonuna kadar izlediğim için ilk başta bana gösteriyor. İsterse çok çok takip ettiğim olsun, fark etmez. Instagram algoritması böyle çalışır. Yani karşıdaki kişi hikayenizin içinde ne kadar durduğuna, yani ne kadar izlediğine bile algoritma bakar. Ona göre karşıdaki takipçinin karşısına çıkarır. Yani ilk başta çıkarır. Otomatikmen ilk ana sayfaya giren insan da onu görür, takip eder. Mesela sayfanız var, mizah hesabınız var, konsept dışında bir hikaye attınız arkadaşlar. O ilk başta tamam çok izlenir gibi görünür ama ikinci hikayelerinizi atmaya başladığınızda hikayeleriniz düşecektir. Çünkü konsept dışı bir hikaye attınız. Karşıdaki arz talep dengesini karşılamadınız. Yani o kişiye istediğini vermediniz. Sizi niye takip ettiği önemli. Mesela mizah hesabı mısınız? Mizah için takip eder. Fakir hesap mısınız? Fake için takip eder. Veya daha da İngilizce hesabı mısınız, yoksa öğretici hesap mısınız, yoksa motivasyon hesap mısınız? Yani içeriğiniz neyse ona göre hikayeler atmayı tercih edin derim. Birinci kural bu. Yani siz neyseniz, siz neciyseniz, mizah hesabı mısınız veya motivasyon hesabı mısınız? Ona göre hikayeler atmaya çalışacaksınız. Sonra ardı ardına sürekli hikaye paylaşıp durmayacaksınız. Takipçilerinizin canını sıkmayacaksınız. 24 saat mesela bir iki tane hikaye attınız. Artık veya 2-3 tane atın. 3'ü geçmeyin. 24 saatin dolmasını bekleyeceksiniz ve hikayeniz kaybolduktan sonra yeni bir hikaye atacaksınız. Çünkü sizin çok hikaye atmanız takipçilerinizin canını sıkabilir. Adam birinciyi izler, ikinciyi izler, üçüncüyü de izler ama üçüncüyü sonuna kadar izlemeden çıkarsa Instagram algoritması bunu otomatikmen algılayacaktır. Onun için o adamın karşısına bir daha sizin hikayenizi önermeyecektir veya 24 saat sonra önerecektir. Haberiniz olsun. İlk hikaye bu yüzden çok izlenir. İlk attığınız için kimse görmemiştir. Instagram algoritması da direkt takipçinin önüne çıkarır onu. Eğer takipçi hikayenizde uzun süre kalmazsa ikinci hikayeye yattıktan sonra Instagram algoritması aynı kişiye o hikayeyi başta çıkarmaz. Şöyle ikinci, üçüncü sayfalarda çıkarır. O yüzden az izlenir. Birinci kural, az hikaye atıyoruz ve 24 saatin geçmesini bekliyoruz. O şekilde devam ediyoruz. İkinci kural ise takipçilerinizle sürekli iletişimde olun. Onlara anketler düzenleyin. İşte o anketleri artık siz tavsiye edebilirsiniz. Mesela oruç tutan var mı gibi. Mesela örnek veriyorum yani. Biraz daha şey olabilirsiniz. Oruç tutan var mı veya etiket yapıp veya anket yapıp. Onlar oy verdikçe arkadaşlar 24 saat sonra bir daha hikaye atarsanız oy verdiği için Instagram algoritması onu algılayacaktır. Tekrardan onun karşısına ilk başta şu yukarıda gördüğünüz Ay Demirsel arkadaş gibi İlk başta çıkaracaktır. Bilginiz olsun. Olay bu. Tek taktik bu. Videoyu uzatmaya, eveleyip gevelemeye gerek yok. Az hikaye atıyorsunuz. 22-3 tane fazla değil. 24 saatin geçmesini bekliyorsunuz. Anketler düzenliyorsunuz. Takipçilerinizle sürekli irtibatta kalıyorsunuz. Olay bu. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.